Şimdi maydanozla limonun özelliği ne? Bunun ikisi bir araya geldiği zaman karaciğerde biriken toksinleri, zehirleri dışarı atar. En büyük özelliğidir bu. Ve karaciğerde de yağlanma varsa onu da yok eder. Şimdi karaciğer yağlanması zaten vücuttan toksinlerin atılmasına da engel oluyor. Karaciğerin sağlıklı çalışmasına da engel oluyor. Karaciğerin bağışıklık sistemi var. Onu da ne yapmış oluyor? Gücünü zayıflatmış oluyor. İşte bu maydanoz limon böyle. Bunu kullananlar zaten 3-4 gün sonra ciltlerinin ışıl ışıl parlamaya başladığını Hocam, görürler. vücudumuzda bizi yaşlandıran birikimleri ve organ yorgunluklarını da mı engelliyor demek istiyorsunuz? İçten Evet, dışa derken, evet. toksin attırıyor bu. Çünkü biz derimizi, yani yaşlılık belirtisi olarak derimizi ölçü alıyoruz ama organlarımız da neticede eskiyor. Gayet tabii Evet. efendim, siz onun şimdi madde suretine bak ama bir de siretine bak. Siret denir biliyorsunuz değil mi Evet. Cemalettin Bey? İçine, evet, siirettir. İçiniz ahlak demektir siret. Hatta Şu kelimeleri biz bir öğretsek evlatlarımıza. şöyle deriz hocam. Suratımız gibi siretimizi de güzelleştiririz. Allah içimiz de Evet. güzel olsun. Evet. Hocam 15 adet maydanoz saplarıyla beraber. Aynen. Önce elimizde parçalayıp rondoya koyuyoruz. Ya da Evet, blender neyse. 15-16 tane Evet. yaprakları ve saplarıyla beraber taze yeşil maydanozu sakın sarı olmayacak, sararmamış olmaz. Sararmış maydanoz, nane, tere, roka zehirlidir. Sakın tüketmeyin. 2 yemek kaşığı dolusu, evet, taze sıkılmış limon suyu ilave ediyorsunuz. Evet Kübra kızım, o ölçüsü yeterlidir. Onu da ilave edip sabah aç karnına bunu içeceksiniz. O yarım bardak oldu kızım. Ne kadar koyalım hocam? Bir bardak. Orada yarım bardak mı Yarım yazıyor? bardak dedim. Tarifi de Oradaki yarım sanırım. yarım Evet. bardak var ya, senin eski bardaklarına göre yarım Ha. bardak. Bu bardağa göre tam bir şey. Yani 150 mililitre diyelim. Hocam dünkü soya kürünün hakkından geldiyse Kübra, bundan sonraki bütün kürleri halleder hocam. Evelallah. Evet, basıyorsunuz. Şimdi Kübra, bak ben şeyi söyleyeyim kızım. Bunlara ne diyorlar işte ya, robot mu diyorsunuz? Rondo ya da Rondo blender mu hocam. diyorsunuz? Benim söylediğim blenderlar var. Hani sütlü muz böyle üstten Kutlu koyuyorsun hocam. diye yapar kulplu. Onların bıçakları çok keskin. Bu da kullana kullana artık bıçakları körlenmiş. Yoksa bu sözüm sana değil kızım. Bak biz yanlıştan doğruyu bulacağız. Kübra sana söylüyor, blender sen anla Evet öyle mi hocam, o hocam? büyük kullandığımız var. Ondan. Ha, ondan işte. Dolayısıyla bunların bıçakları çabuk körleşiyor. Yemyeşil su olması lazım onun. O bıçak o kadar güzel şey yapıyor ki bunu çalıştırıyorsun 2 dakika hala da maydanozun küçük sapları, minicik yapraklarını görüyorsunuz. Halbuki onun yemyeşil yapması lazım. Ve içimi de kolaydır. Posasını bırakıp suyunu içmeyecek. Onu posasıyla beraber tüketeceksiniz. Marifet Bu orada. bıçakları da gençleştirmek lazım hocam. Evet, yani bıçağı her şey eskiyor. Yani bu iş böyle. Her şeyin bir ömrü var. Şimdi tamam mı hocam? Bunu dökebilir miyiz bardağa? İçmek üzere Evet, daha hazırlayalım. o kaba oldu ama biz Evet. kabaca şey yapalım. Bu doğru, boş yere gürültü yapmasın. Değerli izleyicilerimize biz doğrusunu gösterdik. Benim yılda en az 3 kez uyguladığım bir kürdür bu.